Şimdi bu girişten sonra hadisi şerifi okuyalım. Nevevi bakın bu hadise ne diyor onu bir görelim. Böylece bir alim ümmeti Muhammed'i bölmeye nasıl sebep olabiliyor hizmet ederken. Niyetini gene Allah'a bıraktık. Bunu kaçıncı defa tekrar etmek zorundayım. Niyetini Allah'a bırakıyoruz. Hayır mı murad etti? Şer mi murad etti? İhlaslı mıdır değil midir? Bunu Allah'a bıraktık ama zahiren İslam'ın tek bir köşeden tutulmasının diğer köşelerinin de yok kabul edilmesi bakımından mesela bu medreseye gelmeyenler dalalettedirler. E öbür medresede fıkıh okuyorlar. Ne yapacaksın fıkıh Arapça lazım diyor mesela. Yahut da e, filan yerde bu sanayi tesisi kuruyor. Yok canım o lazım değil medrese kursun. Der mi bir Müslüman alim? Ya demez ama <laughs> varsayalım derse ne sonuç çıkar türünden söylemiş olalım biz bunu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? La tezalu taifetun min ümmeti zahirine alel hak la yedurruhum men khazelehum hatta ye'ti emrullahi ve hum kezalik. Durum dünyada durum ne olursa olsun bu hadis Müslim'in hadisi olarak bir müjde hadisidir. Bir strateji ifade eden hadistir. Ne buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Ümmetimden bir grup güçlü bir şekilde Allah'ın dinini yaşatmaya devam edeceklerdir. Onlara hiç kimsenin zarar vermesi mümkün değildir. Ta Allah'ın kıyamet emri gelinceye kadar bu iş böyle olacak. Allah'ın mucizesine bakın. Türkiye'de hilafet ilga edildikten sonra, alimler tek tek ipe çekildiği anlaşılınca Müslümanların gençleri ve alimleri Şam'a hicret ettiler. Şam'da 20 sene 30 sene kaldılar. Çoğu orada alim olup Türkiye'ye geri döndüler. Yüzüncü senesi dolmadan bu Şam'a hicretin, yüzüncü senesi dolmadan Şam'daki zalimler, alimleri sıkıştırdı. Yüz bine yakın okur yazar alim Türkiye'ye sığındı. Allahu Teala'nın kudretini gösteriyor bu. Kıyamete kadar aynı kıtada Asya kıtasında binlerce kilometre diyor. Komşu iki yerin birinde bir Allah'ın şeriatına darbe oluyor. Öbür tarafa kaçılıyor. Öbür tarafta darbe oluyor. Bu tarafa kaçılıyor. Din yaşıyor elhamdülillah. Din yaşıyor. Bu <laughs> kıyamete kadar biiznillahü teala böyle devam edecek. Şimdi hadisi şerifine müslimin hadisi. <laughs> Kıyamete kadar ümmeti Muhammed'in zor zamanları olsa da, kitlesel zorluklar yaşansa da Allah'ın dinini yaşamaya devam eden tavizsiz güçlü bir grup hep bulunacak. Bu neyi sağlayacak? Medine-i Münevvere'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yerleştirdiği şeriat ruhu hiçbir zaman sıfırlanmayacak demektir. Bu hem müjdedir hem son karardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu Allah'tan öğrendi de bize söyledi. Bu son karardır. Hiçbir şekilde küfür ne noktaya gelirse gelsin. Hatta billah telaffuzundan bile çekiniriz telaffuzundan bile Mekke Medine'yi işgal etseler buna rağmen bu hadisi şerif tahakkuk eder. Moskova'da Allahu Teala bir grup mümini canlı tutar. Pekin'de canlı tutar. Güney Afrika'da canlı tutar. Mekke Medine maazallah işgal altında olsa bile İslam'ın orijinaline zarar gelmez hiçbir zaman. Şimdi bu bir müjde, ve son karar Allah'ın izniyle. Burada İmam Nevevi'nin güzel bir tespiti var. Bu tespiti e, beyan etmek için bu hadis-i şerifi okudum. Diyor ki, bu bir grup Allahu Teala'nın şeriatını yaşamaya devam edecekler. Bu ışık hiç sönmeyecek ifadesi. Bu grubun filan diyarda mesela Kudüs'te Yemen'de bir kloni şeklinde İslam'ı yaşayan bir kitlenin olması şeklinde tecelli etmez. Bir grubu İslam adına silah kullanan mücahitler olarak o bölümünü yaşatırlar. Öbür grubu fıkıhla meşgul olurlar, fıkıh yaşatırlar. Öbür grubu Kur'an talimiyle meşgul olur. Ta başka bir kıtada onlar Kur'an'ı yaşatırlar. Başka bir grubu da İslam adına propaganda yapan, emri bil maruf, nehyanil mülker yapan çalışmalar yaparlar. Onlar da İslam'ın toplumsal büyüşünü sağlarlar. Başka birileri de topladıkları malı hayır yoluyla kullanırlar. Müminlerin zillete düşmesini engellerler. Allah -u Teala Medine-i Münevvere'de Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e bir kitle olarak yaptırdığı şeyler dünyanın farklı bölgelerine dağılmış gruplar tarafından da olsa yaşanır bu. Böylece bunların toplamını melekler izlediği zaman, dünyayı müminlerin amellerini izledikleri zaman Yemen'deki bir grubun fıkıh çalıştığını İslam'ın fıkhının ölmesini engellediğini. Türkiye'deki bir grubun dağlara çekilip Kur'an-ı Kerim te'limi yaptığını. Filanca müminlerin de Kudüs'te Yahudiye karşı savaş yaptığını. Öbür taraftaki müminlerin de emri bil maruf olacak şekilde İngilizce bültenler ve siteler yayınlar yaptığını vesaire başka bir grubun biriktirdikleri paralarla Afrika'daki misyoner faaliyetlerine karşı Müslümanların çocuklarına hayır sadakalar yapıp kuyular açtırıp vesaire oradaki Müslüman çocukların nesillerin Hristiyan olmasını engellediklerini görür melekler bunların toplamından peygamberin müjdesi tahakkuk eder bir grup kıyamete kadar Allah'ın dininin nurunun sönmesini engelleyecekler. Bu grubun bir binanın içinde toplu olmuş olması gerekmez bunu unutmasın müminler diyor Nevevi rahmetullahi aleyh. Bir alim şimdi tekrar giriş bölümüne gelelim. Bir alim bizim bu medrese olmasaydı İslam olmayacaktı heyecanıyla çalışması gerekir ama bu anlama gelen bir mesaj veremez. Bunu yaptığı zaman diğer Müslümanların önünü tıkatıyor, bölüyor Müslümanları. Bunu eğer kendisi yaparsa bu suç kendisindedir. Onun etrafındakiler o öldükten sonra mesela bu zatın kitapları okunmadığı sürece ahirete imanla gitmek mümkün değil der gibi bir tavır yaparlarsa onlar bunu yapmış olurlar. Böylece Allah'ın dinini yaşamak için ortaya çıkmış bir hareket Allah'ın dininin parçalanma nedeni olur. Kaş yaparken göz çıkarmak bile değil bu kaş yaparken kafayı koparmak bu. Onun için bir defa alimin bakış tarzı doğru olmalı. Yani ben olmasam din gidecek kadar heyecanla çalışacağım, samimiyetle çalışacağım, parasız çalışacağım, ihlasla çalışacağım. Ama ben hiçim Allah'ın mülkünde. Hiçim ben. Ben olmasam da Allah bin tanesini gönderir. Sonra bütün mümin kardeşlerimle beraber ben ben burada medrese yapacağım. Onlar orada fabrika işlerini yapacaklar. Öbürleri cihat işini yapacak. Hep bir kardeşiz biz. Birimiz imamız, birimiz müezzinimiz, birimiz cemaatiz. Hep beraber namaz kıldık. Tıpkı bunun gibi İslam kardeşliğini, İslam uygarlığını birimiz medresede, birimiz kütüphanesinde, birimiz iş yerinde, birimiz tarlasında hep beraber ihya edeceğiz diye düşünmek zorundayız.